Abdullah Ağar, buyurun, siz ne bekliyorsunuz bu aşamadan itibaren? Şimdi Akif, öncelikle iyi yayınlar, iyi bayramlar, Teşekkürler. Saygılar izleyicilerimize. Şimdi Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden daha farklı bir olay. Son derece önemli bir figür. Kasım Süleyman Bağdat Havalimanı'nda öldürülmüştü. Evet. Ama burada bir dokunulmaz alanda, İran toprağı sayılan bir alanda öldürüldü. Yani İsrail öldürmüş olduğu figürlerin çok daha ötesinde İran'ı İran toprağında vurmuş oldu. Şimdi bu anlamda saldırının çok büyük bir önemi var. Bir karşılığı bu anlamda kesin anlamda hak ediyor mu? Evet, hak ediyor. Şimdi tabii en büyük beklenti neydi? Cuma gününden sonra, Cuma günü, Cuma namazından sonra İran'ın bununla ilgili bir aksiyona başlayacağı. Ama Cuma günü çok ilginç bir şey oldu. İran'daki Cuma hutbesini takip ettiğimizde Hamene'ye bağlı olan Mollalar stratejik sabır tavsiye ettiler. Şimdi ilginç bir cümle. Yani hem teolojik cümle hem askeri cümle. Stratejik sabır. Şimdi stratejik sabır ne anlama geliyor? Şimdi onu yorumlamamız gerekiyor. Tabii bir diğer tarafıyla da Cuma günü nokta atışı bir gündü. Ama bir başka ifade vardı. Bayramın sonuna kadar İsrail bir şey yapacak. Ne anlama geliyor stratejik sabır? Ya bu şöyle bir şey değil mi? Çok özür dilerim. Biraz kitabın ortasından konuşmak adına söyleyeyim. Ben girişte söyledim. Yani Filistin'e yönelik mesela işte Türkiye'den gidecek malzemelerle ilgili Ticaret Bakanlığı'nın aldığı yeni karar, Dışişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni karar. Çok tartışılıyor ya bir tarafında. Veya uluslararası toplumun 6 aydır İsrail'e hiçbir şey yapamaması. Refah'a gireceğim diyor mesela Netanyahu. Bizi hiç kimse durduramayacak diyor. Gerçekten durduramaması. Bu sabır falan değil. Bu gücü kudreti yetmiyor bölge ülkelerinin İsrail'e. Yani İran açısından da biz evet yani işte bir takım az önce Özcan Tikit'in söylediği burada bir takım paramiliter gruplar, örgütler, işte bizimle ilişkili yapılar üzerinden bir takım hareketler yapıyoruz ama dozaj artarsa, başka bir yere çekilirse o zaman bu büyük zarar verebilir. Buralarda tutalım gibi bir şey mi yani? Ne bu stratejik sabır? Şimdi tabii ben bu stratejik sabır cümlesini şöyle yorumladım. Senin kullanmış olduğun ifadelere benzer ifadeler. Ve sorgulama o günden bugüne devam ediyor. 7 Ekim'den bugüne devam ediyor. 7 Ekim'de ortaya çıkan başarıdan faydalanma fırsatından faydalanılmamış. Biden'ın kurmuş olduğu o meşhur cümle var ya, don't İran'a yapma diye bu ikaz. Ve İran yani askeri anlamda veya asimetrik anlamda yapabilme inisiyatifi olan tek ülke olmasına rağmen ve Hamas'ın saldırısının faili olmasına rağmen, arkasındaki faili olmasına rağmen hiçbir şey yapmamış ve şu ana kadar Gazze'de bilinen 33 bin kişi ölmüş, 10 bin tane kayıp, %99.9'u onların da hayatını kaybetmiş kişiler ve 100 binden fazla kişi yaralanmış. Şimdi ve vekiller üzerinden bir yıpratma savaşı sürdürmüş, İran yanmasın ama İsrail bilinçli bir şekilde İran'ı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı karşıya getirecek bir oyunun peşinde ve bundan vazgeçmiyor. Gel gel diyor İran'a yani. Yani tabii yani sonuçta İsrail güçlü olduğu alana çekiyor, çekmeye çalışıyor İran'ı. Yani İsrail'in güçlü olduğu alan evet bir asimetrik saldırıda bütün itibarını, prestijini, işte caydırıcılığını yitirdi. Ama onun güçlü olduğu alan neresi? Amerika Birleşik Devletleri kendisine nitelikli üstünlük sağladığı Orta Doğu'daki stratejik üstünlük. Yani askeri kabiliyet anlamında. Ve teknolojik yani kabiliyet. Teknik kabiliyet anlamında ve teknolojik kabiliyet anlamında Orta Doğu'daki bütün ülkeler Amerika Birleşik Devletleri 100 milyarlarca dolarlık silah satar. Ama her zaman kural şudur, İsrail'in hiçbirisi üstün olamaz. Üstünlük sağlayacakları taraf neresi? Bütünlüğü ve cesaretleri, ama Gazze'de bir kez daha gördük ki İslam ülkeleri İsrail'in bu insanlığa karşı işlemiş olduğu suç karşısında çaresizler, çünkü bağımlılar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız hareket etme
ve İsrail'le mücadele etmene karşılığında ödeyecekleri bedeli kabul etme gibi bir şeyleri yok, tarafları yok. Yani İsrail'le kapışabilirler. Kimse konforunu bozmak istemiyor bir yerde. Konforunu da bozmak istemiyor. Ya Akif, çok konuştuk. Bazen bu noktada sert tartışmalarımız da oldu ama bir başka gerçek var. Yani Filistin devlet kurmasını, Filistin'den devlet kurmasını istemeyenlerin başında bazı Arap ülkeleri geliyor. Bazı Sünni Arap ülkeleri geliyor. Yani şimdi böyle bir temel ikilemin, hatta Filistin'in mi kurmasını istemiyor, Hamas'ın mı kurmasını istemiyor? Hamas'ın yönettiği bir Filistin'in mi? Ya yani ben örneğin şey için, Ürdün için şöyle bir cümle kurabilirim. Yani ister Batı Şeria üzerine olsun, ister Gazze üzerine olsun, kurulacak bir hükümeti Filistin tarafı istemez. Niye? Çünkü kurulduğu andan itibaren doğrudan doğruya Ürdün'den de toprak talebinde bulunmaya başlayacağı için. Şimdi böyle bir takım şeyleri var. Yani hani evet, dediğim bir tarafı da var, öbür tarafı da var. Yani Hamas, yani Hamas'ın ne özelliği var? İşte bir şekilde ihvan türevi bir yapı olduğu için ihvana karşı olan ülkeler Hamas türevi bir devleti kurmasını istemezler. O dediğin de doğru ama bir diğer tarafıyla Filistin kimliği üzerinden devlet kurulmasını istemeyenler de var. Şimdi bu işin bir tarafı İsrail, İran ne yapacak? Şimdi bence dönen dolap şu Akif, en önemli tarafı bana sorarsan şu. İsrail en başından beri hep bunu istedi zaten. Ve bunu sistematik olarak devam etti. Yani neyi istedi? Büyükelçinin istediği şu. İran bir şekilde kendisine müdahale. Tabii yani mesele neydi? İran diyor ki, İsrail diyor ki en başından beri, benim bu topraklardaki, bu coğrafyadaki en büyük rakibim, en büyük teolojik rakibim İran. Hem vekilleri üzerinden hem de ulaşmaya çalıştı, hatta ulaştığı ifade ve iddia edilen nükleer kabiliyet üzerinden benim için en büyük tehdit İran. Benim en büyük İran tehdidi. Şimdi ben bu İran'la Gazze meselesini önce Amerika Birleşik Devletleri yanında olsa da olmasa da mücadele etmek zorundayım. Yani bununla ilgili zaten asimetrik saldırılarını yapıyordu. Ve Amerika Birleşik Devletleri dedi ki, gel bu işi beraber yapalım. Amerika Birleşik Devletleri de yanaşmıyor. Ama şimdi Gazze'den sonra bölgedeki parametreler, bakış açıları, siyaset mesajlar değişti. Şimdi İsrail bu fırsattan istifade Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücünü de yanına alarak İran'la doğrusal bir mücadele edip İran'ın kendisine karşı ortaya koymuş olduğu tehdidi ortadan kaldırabilir miyim? Buna dair bir hesabı var. Şimdi bu hesaba yönelik olarak bir meydan okuma büyükelçilik saldırısı bence Şam'daki. Şimdi vurmak zorunda, vuramazsa iki tarafı da, yani alt tarafı sakal, üst tarafı bıyık. Neden bıyık? Vursa bir türlü İran için büyük risklere katlanmak zorunda kalacak. Vuramazsa teolojik ifadesi, iddiası ve itirazları dahil olmak üzere prestiji ve etkisi büyük yere alacak. Çünkü biraz önce Özcan gayet güzel anlattı o meseleyi. Şimdi bütün itibarını ve vekillerini kullanıyorsun. Yani geçen şeyler ne dediler? Yemen'deki Husiler ne dediler? Ensarullah ne dedi? Ya dedi, evet dedi, ben dedi topa gireceğim. Sonuna kadar varım. Ama sen ortaya çıkmıyorsun ki dedi. Yani sen yoksun, bizi topun ağzı tabiri caizse veriyorsun. Biz ölüyoruz, biz bedel ödüyoruz. Arkamızdan bizi destekliyorsun ama sen topa girmiyorsun. Bu korkaklıktır dedi Husiler, Ensarullah. Böyle bir cümle kurdu İran tahrik edici. Şimdi şu ana kadar İran evet vekilleri üzerinden gayet güzel o kendi Mehdi öğretisi çerçevesinde son derece korkunç bir sızma gerçekleştirdi coğrafyaya. Hatta bize önerilen tarafını da söyleyeyim. Yani 1 Nisan'da biliyorsun eylemler vardı İstanbul'da. Pardon, 7'sinde Gazze'nin 6. ayında neler oldu? Hangi bağlantılar ortaya çıktı? Hepimiz hep beraber bu işi takip edenler gördük. Yani şöyle bir cümle kurmak gerekiyor. İran Şii siyasal İslamcı modeli üzerinden Şii veya Şiilere yakın veya Şiilere hoşgörüyle bakan, erişebildiği herkesi kendi menfaatleri doğrultusunda vekil olarak kullanma eylemi içerisinde oldu. Hatta öyle şeyler yaptı ki Gazze Savaşı'nda bazı ülkeleri, bunlar içerisinde Türkiye'de dahil, kendi vekil devleti dahi olarak kullanmaya çalıştığıyla. Şimdi hassasiyet var. Şimdi hassasiyet orada. Şimdi bu açıdan ne yapacak? Askeri bir etki ortaya koyacak. Hep beraber bekliyoruz. Yaparsa bir türlü, yapmasa bir türlü. Yaptığı zaman sanırım daha detaylı konuşmaya başlayacağız. Yapmadığı zaman da zaten peki, İran ne yapacak?
unutmaya, unutma silahına sarılmış olacak.